Adım Fatih Bozer, Özel Vers Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere yaşlı erkeklerdeki en büyük problemlerden olan prostat hastalığını anlatmaya çalışacağım. Bunu anlatırken önce prostat hastalığının nedenleri, ne tür klinik semptomlar verdiği ve tedavisi hakkında kısa kısa bilgiler vereceğiz. Şimdi hastalık nasıl başlıyor? Önce onunla başlamak gerekirse hastalık, tüm erkeklerde bulunan prostat bezinin yaşa bağlı olarak büyümesi ve bu büyüme sonucunda idrar kanalını tıkaması sonucunda oluşan bir durumdur. Bu durum sonucunda hastalarda ne gibi durumlar oluşuyor diye düşünürsek, hastalarda genelde gece sık tuvalete çıkma, idrar yaparken yanma, zor idrar yapma, idrar bitirdikten sonra damlama ya da tekrar idrar varmış hissi gibi durumlar oluşmakta. Bu tür durumları olan hastalar ne yapması gerekiyor? Bu tür durumda olan kişiler ya da hastalar öncelikli olarak bir üroloji uzmanına muhakkak başvurmalıdırlar. Bunlar başvurduktan sonra üroloji uzmanı tarafından kendilerine gerekli muayene ve tetkikler yapılarak hastalığının derecesi ve durumu belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar neler olabilir? Bunlar öncelikli olarak en önemlisi fizik muayene. Daha sonra ultrasonik ve hormonal muayeneleri yapıldıktan sonra, tetkikleri yapıldıktan sonra hastalığın derecesi belirlenerek gerekli tedavi planlanmalıdır. Bu tür hastaların tedavilerinde ne yapıyoruz? Bu tür hastaların tedavileri genellikle hastalığının derecesiyle uyumlu olmak gerekmektedir. Bunlar nelerdir? Çok düşük dereceli olan durumlarda izlem, onun haricinde ilaçla tedavi ya da daha ilerleyen durumlarda da cerrahi tedaviler bulunmaktadır. İzlem gerektiren hastalar üroloji uzmanı tarafından sıkı izlem altına alınarak 3 aylık, 6 aylık kontrollerle hastalar takip edilebilir. Bunun haricinde daha ağır derecede hastalığı olan hastalara ise ilaç tedavileri başlanır. Bu ilaç tedavileri uzun süreli de olabilir. Kısa dönemde de takiplerle hastanın semptomları ve genel durumu takip edilerek planlanabilir. Bunun haricinde daha ciddi problemi olan ve ilaçlarla tedavi olamayan hastalar ise cerrahi müdahaleler gerektirebilir. Bu cerrahi müdahaleler günümüzde çok çeşitlenmiş durumdadır ve çok çeşitli şekillerde yapılabilir. Çok önceden beri kullanılan açık cerrahilerin de olabildiği ve yeni gelişmeler sonucunda gelişen yeni teknolojiler, teknoloji tedavileriyle de bu yelpaze iyice genişlemiştir. Haricinde ilaçla tedavilerin mümkün olmadığı durumlarda cerrahi müdahalelere de gerek olabilir. Teşekkür ederim.